resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce Alevican'ın katledildiği Maraş kıyımının üzerinden tam 44 yıl geçti. Maraş katliamı da Alevi toplumu başta olmak üzere toplumsal hafızamızda ve kamuoyu vicdanında kanayan açık bir yara olmayı sürdürüyor. Çünkü bu konuda bir yüzleşme olmadı. Çünkü katillerden, bu katliamı organize edenlerden, sorumlulardan hesap sorulmadı. Katliamı gerçekleştirenler ve planlayanlar karanlıkta tutuldu. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilenmedi. Maraş'ta yüzleşilmediği için başka katliamlar da yaşandı ardından. Çorum gibi, Sivas gibi, Gazi gibi. Bu karanlık döngü bugün de Alevi toplumuna karşı nefret, mezhepçi, ayrımcı temelde yönelimlerle devam ediyor. Tarihe kara leke olarak geçen bu katliamlarla yüzleşmeden hesaplaşma, adaleti tesis etme, demokratik bir ülkeye ulaşma mümkün olmayacaktır. Bunu her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. Hatırlatacağız da sadece hatırlatmakla yetinmeyeceğiz. Bu yönde mücadelemizi, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir hakikat ve adalet komisyonu oluşturmak bu kadar zor mu? Evet, bazıları için zor. Çünkü hakikat ortaya çıktığında bu karanlık döngünün gerçek failleri ve sebepleri de öğrenilecektir. Bunun ise bu yöntemleri bir iktidar tekniği olarak kullanmayı sürdüren çevrelere faturası elbette hafif olmayacaktır. O nedenle gelen her iktidar yüzleşmeden, adalet talebinden fersah fersah kaçtı. Ama bizler ve demokrasi güçleri bu çalışmaları sürdürme borcu altındayız. Bu hem geçmişte yitirdiğimiz ve büyük acılar çeken canlara borcumuzdur, hem de demokratik geleceği arzulayan bütün insanlara karşı sorumluluğumuzdur. Asla vazgeçmeyeceğiz bu çabadan ve asla karanlıkları geleceğe taşıma planlarına izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bir örgütlü kötülük düzeni içinde yaşıyoruz. Yeni rejim inşası otoriter temelde çeşitli hamlelerle devam ediyor. Ve bunun en önemli parçası, rejim inşasının en önemli parçası demokratik siyasete sürekli saldırmak ve tasfiye planlarını devamlı işletmektir. Pazar günü İstanbul'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Bizim il eş başkanımız ve Şırnak eski milletvekilimiz Ferhat Encü'ye tokatla saldırıldı. Hasta mahpusların ailelerinin adalet nöbetine, annelere saldırıldı. Onlarla dayanışma için orada bulunan gençlere saldırıldı. Bütün bu saldırıların amacını biliyoruz. Bu iktidar şiddet ve savaş politikalarıyla, gerilim ve nefret politikalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Önünde en büyük engel gördüğü demokratik mücadele kararlılığına da en sert şekilde
saldırmayı ayakta kalmanın bir çaresi ve yolu olarak görüyor. HDP ve birlikte hareket ettiği demokrasi çevreleri bu konuda önlerinde en büyük engel olarak duruyor. HDP'den korkuyorlar o nedenle. HDP'nin bu rejim inşasını durduracağını biliyorlar. HDP'nin bu iktidara kaybettirme gücünün farkındadırlar. O nedenle saldırılar pervasızlaşıyor ve sürekli yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bizler bu saldırıyı, pazar günü yaşanan bu saldırıyı protesto etmek ve buna dair bir açıklama yapmak için İstanbul Kadıköy ilçe binamızın önünde bir araya gelmeyi kararlaştırmıştık. Eş genel başkanlar olarak ben ve Pervin Buldan, milletvekillerimiz, bileşen partilerimiz, ittifak güçlerimiz ve demokrasi çevrelerinin temsilcileri orada buluşacaktık. Oraya gitmeye kalkıştığımızda gördük ki bütün yollar abluka altında. Bütün yollar kesilmiş. Binlerce polis yığılmış. Panzerler, çeşitli polis araçları orada gerçek bir abluka yaratmış. Bu abluka, bu düzenin bizatihi sembolüdür. Topluma abluka, siyasete abluka, adalete abluka, hakikate abluka. Bu ablukalarla ayakta kalabileceğini düşünüyor ama yanılıyor. Öyle bir pervasızlık vardı ki Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin bir eş genel başkanı Pervin Buldan ilçe binamızın içinde abluka altında tutuluyor, dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Ben ve milletvekili arkadaşlarım parti yöneticilerimizle birlikte ilçe binamıza birkaç metre kala ağır bir polis ablukası altına alındık. Birimiz dışarı çıkmıyor, çıkamıyor. Kendi ilçe binasından dışarı çıkamıyor. Birimiz kendi ilçe binasına giremiyor. Yani bu tabloyu bir sürü sıfatla anlatabilirsiniz ama dün de söyledim, gene söyleyeceğim. Abidin Dino'ya sorsanız sen korkunun resmini yapabilir misin Abidin diye. Vallahi tabii Nazım Hikmet sormuştu biliyorsunuz. Bence bu tabloyu korkunun tablosu olarak hemen çizer. Evet, iktidar korkuyor. Bizlerin kararlılığından korkuyor. Demokratik siyasette ısrarımızın yarattığı büyük güçten korkuyor. Bu rejim inşasını durduracak olma irademizden korkuyor. Geleceği demokrasi, adalet ve barış üzerine kurma kararlılığımızdan, ısrarımızdan korkuyor. Yürüyüşümüz bütün saldırılara karşın büyüyerek devam ediyor. Bu da iktidara her alanda korku salıyor. Korkuyla sesimizi kısabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Her şeyi denediler, her yolu denemeye devam ediyorlar ama sesimizi kısamıyorlar. Tecritlerle, ablukalarla, halklarımızla buluşmamızı engellemeye çalışacaklarını sanıyorlar ama büyük yanılıyorlar. Halklarla buluşmamız ve halkların ortak mücadelesini demokratik geleceğin inşasında temel güç haline getirmemizi hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Bunu dün Kadıköy'de bir daha gördüler. Bu vesileyle dün orada bizlerle dayanışma için bulunan, orada bulunmayıp dayanışma mesajları yayınlayan herkese huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum.